Ben Akif. İsteklerimi bildiriyorum. İstek mi? Ben de akıllanıp çıkmaya karar verdiğini zannetmiştim. Lafı çevirmeyin Hüseyin'im. Şu anda durum benim lehime. Lehine mi? Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni seninle pazarlık mı yapacağını zannediyorsun? Pazarlık değil. Yiyecek listesi. İyi dinleyin. 1,5 İskender. 1 tavuk şiş. Kuzu kuzu. 1 peynirli pide. 2 lahmacun. 2 ayran. 2 de kola istiyorum. Kulağın kapağı açık kalmayacak, kazık açıyormuş. Akif Beyciğim, bir de koğuştan terliklerimi getirsinler, malum ayaklarım şişti. Manyak. Manyak herif. Bizi adam yerine koymaya için ben huylandım. Rüçgarçın tekidir dedim profesör. Aztek çarın bizi dinlemedi. Şimdi ne olacak? Adam silahlı. Abi silahlıyız ha, silahlı be. Levent Üsteybe kuşattı ki herifin etrafını. Hiçbir yere kaçamaz valla. Kaçamaz ama ya bizim uşakları vurursa, ben de onu vururum. Komutan bile karışmasın o zaman. Merhaba çocuklar. İyi nöbetler. Sağ ol Mesut abi. Merhaba evladım. Vedat'ı görebilir miyiz? İzin var mı? Vallahi gülümsene ana, size her zaman izin var ama şimdi özel bir durum var. İçeri giriş çıkış yasaklandı. Aa neden? Ayol ben hamileyim. Otobüste bile yer veriyorlar. Yasak mı olurmuş bana? Hanım, burası askeriye. Burada neden sorulmaz? Özel bir durum varmış işte. Ama bizim durumumuz da özel. Bize bir ayrıcalık tanımaları lazım. Zaten Vedat'ı da senin yüzünden böyle incittik, kalbini kırdık. Şimdi oğlum karalar bağlamıştır evladım. Gidip onun gönlünü almak lazım. Alo. Ne olmuş? Uy canına yandı. O silahlı profesör Vedat'ı da mı rehin almış? Vedat'ı rehin mi almışlar? Kim almış? Nasıl almış? Kim almış Vedat'ı? Ah, hayatım bir dakika. Canım yardım edin, yardım edin biraz. Tavuk şiş. Ana! Döner mi o? Yok yok, İskender. Komutanım, revirden sizi bekliyorlar. Neyin varmış acaba? Sizin değil komutanım. Vedat'ın annesi. Oğlunun rehin alındığını öğrenmiş. Sonra da bayılmış. Ben gideyim bir bakayım. Yemekleri kim götürecek içeri? Ben komutanım. Olmaz. Başka birisi götürsün. Sen bana lazımsın. Emredersiniz komutanım. Gökhan Sırım Ankara. Yemeği ben götürürüm komutanım. Gökhan, durumun ciddiyetinin farkındasın değil mi? Vatan sağ olsun komutanım. Gökhan'cığım, vatan mı yoksa yemekler mi sağ olsun? İkisi de komutanım. Gökhan, zevzekliği bırak. İçeri girdiğinde iyice kola çenet. Kaç rehine var? Elleri bağlı mı? Pozisyonları ne? İçeride de fazla oyalanmadan çık. Vereceğim bilgiler çok önemli. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Aman efendim, kim o demeden açmayın Akif Beyciğim. Hırlısı var, hırsızı var, maazallah. Tabii, bugünlerde ortalık çok karışık. Kim o demeden sakın açmayın. Kesin sesinizi be! Kim o? Oda servisi. Kontinental kahvaltınızı getirdim. Tövbe tövbe. Açsan şu kapıyı, dengesiz. Dur dayı, şeytan da olur, yapma ya. Sizi yedi al... Ben siz burada ziyafet çekeceğiniz ha? Biz orada karavanaya talim edelim. Siz burada bir eliniz ya da bir eliniz dedik de. Ya da yapma Allah aşkına ya. Çek şunu ya. Ellerimizi çözmeyecek misiniz? Bu tombik elleriyle beslesin sizi. Aman ben onun pis yağlı ellerinden yemem. Yeme, ben yerim. Ye. Ya ayrıca ben tavuk da sevmem. Ya ben bundan sonra yokum be dayı. Sen kendine başka bir rehine bul ha. Yavaş, silahtan uzak dur. Ya ne silahı dayı, ben sandalyeyi alacağım. Hem şarjörsüz silah, ne öreyim ben ya? Ya doğru tuttum Allah aşkına, bak şeytan doldurur ya. Bu ne böyle basit? Tamam. Kesin seni be! Sen Kırtkan,